Evet arkadaşlar, 11. soru şekildeki elektrik değerisinde açık olan S anahtarı kapatılıyor. Buna göre yargılardan hangileri yanlıştır? Bir öz indüksiyon sorusu arkadaşlar. Şimdi burada en çok karıştırılan indüksiyon akımı ve öz indüksiyon akımı. Onunla bir değineyim ben. Burada indüksiyon akımını sormamış ama ben oradan da hafif bir bahsedeceğim arkadaşlar. İndüksiyon akımı nasıl oluşuyordu? Devredeki manyetik akı değişiminden oluşuyordu. Akı değişirse indüksiyon akımı oluşuyor. Doğru mudur? Devreden geçen akım değişirse öz indüksiyon akımı oluşur. Demek ki akı değişirse indüksiyon, devredeki akım değişirse öz indüksiyon oluşur. Hatta şöyle bir kısaca bir şey söyleyelim. Şöyle bir direncimiz olsun arkadaşlar. Buradaki akım I artarsa, artan bir akım varsa öz indüksiyon akımı I üstü buna toplam akımı sabit tutacak, ters yönde olacak. Öz indüksiyon akımı ters yönde. Eğer şu şekilde direncimizden akım bu tarafa doğru azalırsa öz indüksiyon akımının toplam akımı sabit yapabilmesi için I üstü öz indüksiyon akımı bu tarafa doğru onu desteklemesi lazım. Şimdi anahtar kapatıldığı zaman devrede akım artıyor mu? Artıyor. Akım artıyorsa öz indüksiyon buna nasıl yönde olur arkadaşlar? Ters yönde. Değil mi? Birinci duruma karşılık gelir. B seçeneğine bakarsak hangisi yanlıştır diye sormuş. Akım kararlı hali gelinceye kadar öz indüksiyon akımı artar. Aslında öz indüksiyon akımı akım arttığı için azaltıcı yönde bir etki uygulayacak. Cevabımız B seçeneği yanlıştır.